İyilik reçetesi diyor Tülin Börov'a bugünkü köşe yazısında, hemen onu da aktaralım. Güzel ve anlamlı sözler bizlere yıllar evvelinin bugününü yaşatıyor. Bu sözler içerisine insan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına karşı da öyle davranmalıdır. Özdeyişi günümüzde geçerli özdeyişlerden birisi. İnternet ortamında aramalarda en çok ziyaret edilen sayfalar vardır. Kimden söz istiyorsanız ismini yazıp yüzyıllar evvelki söylenen sözlere ulaşmanız dokunmatik klavyenin hemen ucunda. Sizleri bilmem ama ben sık sık bu siteleri ziyaret ederim. Beğendiğim sözlerini sosyal medya hesaplarından veya köşe yazılarında okuyucularla paylaşırım. Yerel seçim propaganda döneminde girdiğim bu sayfalar arasında sadece 4'lü hükümetin 9 milletvekili Halkın Partisi'nin reklamlarına rastladım. Sık ziyaret edilen sözler aralığında bu reklamları gördüğüm zaman ne kadar etkili olur olmaz mı üzerinde pek durmadım. Sosyal medyanın satır aralarında kişileri tanımadım. Kişilerle yüz yüze gelmeden kim ne kadar oy toplar reklamlarını verdiler. Sonuç ortada. Geçen gün Başbakan Tufan Erbilman 50 yıllık sorun 50 günde çözülemez. Uyumlu hükümet içinde uyum var. Her gün bir bakanlıkta toplantılar yapıyoruz. Uzun vadeli programlar yapıyoruz. Plansız iş olmaz benim solculuğumda. Fakirlere dokunmak var, yardımcı olmak var derken ekranda neredeyse 5 parmağını tek tek yerinden sökecekti. Unutulan iktidara talip olan ve gelenlerin önceden yaptıkları hükümet programının işlevsel olması gerektiğiydi ve 50 yıldır sorunlar birikmişse kendi partilerinin de iktidarda uzun süreli ortaklıkları olduğuydu. Sayın Erdoğan yine eğitimde uçurum var derken bu değişimin üzerinden yani ilk basın toplantısından itibaren 5 aya yakın zaman geçtiğini biliyor tabii ancak hocalarının etkisiyle konuyu bizlerin ezberi için tekrarlayıp duruyor. Zaman su gibi akıp gidiyor dörtlü hükümet hala daha planlama yapacak hepsinin seçim bildirgeleri ortada ama içinde bir şey olmadığı belli oluyor. Gençlik dairesi faaliyetleriyle sanki yeni bir şey yapmış gibi dairenin eski müdürü Sayın Gencay Eroğlu'nun kurduğu düzen üzerinden gösteri yapıyorlar. Gençlerimiz yararlansın, başka bir isteğimiz olamaz. Çanakkale gezilerinin devamını Türkiye'den ilgili müsteşarın Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda gençlerimizi görüp seviniyoruz. 2017'de başlayıp 5000'in üzerindeki gencimizin gidiş ve gelişlerinde yapılan kara propagandaları bilenleriz. 2018 yılında Çanakkale gidişlerinin de öğrenci sayısı az olmayacaktır diyoruz. Çünkü öğrenciler isteklidir. Velilerse Çanakkale gezisini destekleyenlerdir. Sayın Kudret Özer Sayın Partisi'nden Doktor Hasan Topal, Halkın Partisi'nin kendi partisini eleştirmesi halinde geçen gün gerçeklerin ifadesinde güne damgasını vurmuştur. Kudret Bey'in doktorun teşhislerine hayır diyecek bir tavrı olur mu? Olmamalıdır. Doktor Halkın Partisi başarısızdır demiştir. Sayın Hasan Topal haklıdır. Yerel seçimlerde partisi 5'te 0 parti başkanları doktordan iyilik reçetesi istemelidir. Sayın Özer Sayın bir Girne Milletvekili Disiplin Kurulu'na göndereceği imalı konuşmalar üzerinden aylar geçmiştir. Sonucu kendi iç meseleleri olmakla birlikte Manso Milletvekili'nin haklı isyanını nasıl giderecektir merak edilenler arasındadır. Anlaşılan odur ki siyasetin sıcaklığı gündemdeki yerini muhafaza edecektir. Evet, Tülin Berova'nın köşe yazısını da aktardık.